Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Bayram. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Spin Tires Mudrunner serimizin 5. bölümünü çekeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdilik yeni bir tane haritamızdayız. Ada haritamızdayız. Şimdilik ilk öncelikle kereste fabrikasına gitmemiz gerekiyor. Daha sonra bu kereste fabrikasından sonra da tombik istasyon yok. Bir dakika, karıştırdım. Tombik istasyonuna gideceğiz. Daha sonra da kereste fabrikamıza gelip şeyimizi alacağız. Şöyle yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şu tombik istasyonundan şeyimizi alalım. Şöyle. Hem şuradaki araçları da açmış oluruz bir yandan. Şöyle şuraya gelelim bakalım. Şöyle bir yolumuza çıkalım. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone de olmayı unutmayın. Hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Onları biliyoruz. Yani abone olsunlar. Bize de destek vermeyi unutmayın. Şu anda gelişmekteyiz. Hemen büyümemiz için veya gelişmemiz için sizlerimize destek vermesi gerekiyor. O da sizin abone olmanızla olan bir şey. Bu serimizi seviyorum ya, böyle çamurlu filan gerçekten simülasyon olduğunu hissediyoruz ya, o yüzden dolayı hoşuma gidiyor. Böyle şu iki aracımızı da açalım buradayken hemen. Açalım da diğerine gerek yok herhalde. Bu iki bölümde de, yani 5. ve 6. bölümde de bu iki haritamızı bitireceğiz. Daha sonra da şeyi arkadaşlar, şöyle açılsın şurası da. Daha sonradan diğer bölümlerde bir 2-3 bölüm modlarla oynamayı düşünüyorum ki hem modları da test etmiş olalım. Bu arada mod yüklemesini bilmeyen arkadaşlar için de kanalımızda mod yükleme videosu mevcut. Nasıl yapılacağını ben gösterdim. Sizler de bu videodan sonra o videoya giderek izleyebilirsiniz. Lazım olan arkadaşlar için kanalımızda mevcut. Hadi bakalım, bas gaza. Aslanım, halledersin. Sen ne zorlu yollar açtın ya. Buralar sana kim gelir? Vallahi bu aralarda şey var ama buradan sonrası galiba kör noktanın içinde. O yüzden dolayı tam işaretleme yapamadım galiba. Şuradan gidelim. Oo. Biraz şeye düşmüşüz. Şu aradan gidersek geçemeyebiliriz de. Şu ileriden herhalde geçiş var diye düşünüyorum. Tombik istasyonu şurada zaten. Ha, şuradan geçelim. Niye zorluyoruz kendimizi? Hazır yol varken. Şöyle dönerek alalım da. Ondan sonra sıkıntı oluyor dönmez. Bir de onunla uğraşmayalım. Bu arada Nisan ayının içinde SnowRunner'ın çıkacağını bildirdiler arkadaşlar.
Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani gelirse serisini yaparız muhtemelen. Evet, şöyle hemen ya yine başlamıyor. Arkadaşlar ben bir şunu bir alıp geleyim. Sorunu da çözmüş olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi aracı değiştirmek zorunda kaldım. Neden diye soracak olursanız şöyle bir sorun çıktı. O yarı tonlukları alamıyoruz. Ama bu şu anda bu durumda da zaten 6 yük puanı taşıyabiliyoruz. Yani sıkıntımız yok. Şöyle gaza basalım bakalım. Şimdi bunları bir teslimatını yapalım. Şöyle bir düzlüğe çıkalım da. Yalnız bayağı zorlanıyor araç. Yani. Ağır geldi yani. Şöyle bir şimdi şuradan böyle kereste fabrikamıza gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onda nasıl yaparız? Şöyle geliriz. Şuradan şöyle şuradan şu aradan sıvışır gideriz galiba ya. Öyle düşünüyorum. Şuradan gidelim. Bakalım. Yine herhalde bol şeyi kullanacağız gibime geliyor. Vinci bayağı bol kullanacağız gibime geliyor. Hayırlısı bakalım. Zorlanabiliriz. Hazır olun. Buradan sola döneceğiz. Hadi. Araç bayağı zorlanıyor. Ben hissediyorum da siz hissediyor musunuz o kadarlarını bilmiyorum ama bayağı zorlanıyor. Ondan eminim. Burada tam belli bir yol yok. Şey var. Biraz yavaş geçelim. Hasar vermiyorum şöyle. Ha, şurası yol gibi işte. Ya gidelim şuradan. Oo. Bunun toprağı nasıl Allah Allah. İyi ki hasar almıyorum.
ağaçların arasından sıvışarak gitmemiz gerekiyor. Bereste farklı kasma girebilmek için. Bu bölümde bir teslimat daha yapalım. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Diğer bölümde de diğer kereste fabrikasına biraz teslimat yaparız. Diğer bölümde ondan sonra bakarız. Geldik zaten. Şöyle geri hamle daha yapalım. Şöyle bir hazır dönüyormuş gibi teslim edelim de. Evet, şimdi yükü boşalt dedik. Diyemedim. Evet, 600 puanımızı buraya bıraktık. Şimdi arkadaşlar bir şey daha getirelim. Bir sefer daha getirelim. Bu arada şurada bir karmaşıklık oldu. Şöyle bir seçelim. Evet. Şimdi yolumuza gidebiliriz. Kör noktayı açmaya gerek yok. Zaten gittiğimiz yol belli. Arkadaki remote'u oraya bırakırım. Onun gereği yok bize. Hatta şey yapalım. Neyse onu bir gidelim bakalım. Orada kararlaştırın. Çünkü şu anda tam şey yapamadım. Çünkü diğer bölümde de lazım olacak bu araç. Orada taşa denk geldi, çıkamadım. Hop, 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 hop. Bu haliyle bile çok gerçekçi görünürken ve biz bayılırken, yani bayağı iyi derken SnowRunner bayağı iyi geliyor. Ben fragmanını izledim. Teaser'ını izledim. Şey yani adamlar bayağı değiştirmişler oyunu. Bayağı iyileştirmişler. Bir kere grafik motorunu değiştirmişler o şey. En büyük değişiklik o zaten. Şöyle. Daha sonra 40'a yakın bir araç ekliyorlar. Haritaları büyütüyorlar. Bayağı bir şey yapmışlar yani adamlar. Helal olsun. ETS değil de tam bu oyun İşte ETS ile yarışacak bir oyun olacak yani öyle söyleyebilirim. Şey çünkü ETS'ye göre bu oyun tırlar için daha iyi hem grafik açısından hem şey açısından simülasyon olarak daha iyi bir oyun olacak diye düşünüyorum. İnşallah geliştirirler yani kendileri. Biz destek veririz ama onlar da geliştirmeler lazım. Çünkü biz bu oyunları oynayan kişileriz. Biz desteğimizi her zaman veririz. Şimdi ben şunu şurada sağa bırakayım. Sağ tarafa çekip bırakayım. Gömüldü mü araçı? Neyse, durduralım motorumuzu. Şimdi ben şu C275'imizi alacağım.
Kurtarır gerçi. Şimdi gidip bununla şey yapmamız gerekiyor. Hem bunu da biraz kullanmış oluruz. Diğerinin römorkunu sökmek istemedim ben. Onun için de açıl açıl açıl. Bekleme. Bu arada gece de oldu. Aracımız da burada bekliyor. Hoppa, dur. Bu aracın da hasarı ve yakıtı biraz azmış. Hasar da varmış ama sıkıntı yok herhalde ya. İdare eder bizi. Seferliğine de olsa idare eder. Şöyle şuradan alalım. Neyse diye bir şey olmadı işin. Çamurdan dolayı filan böyle yavaş yavaş dönüyor ya, o da çok hoşuma gidiyor. Evet. Sorumluluklarımız aldık. Bize zaten 2 tane gerekiyor şu anda. Ama sıkıntı değil. Fazla da olsa bir şey olmaz. Göz çıkartmaz. Evet, ışığımızı şimdi açabiliriz işte. Şöyle bir işaretlememizi yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu oyunda araçların lisanslarını almadıkları için iç kokpiti geliştirip tam aynısını yapamıyorlar. Ama diğer oyunda SnowRunner'da artık lisansları satın almışlar adamlar. Birebir aynısını, yani bayağı iyi şekilde kokpitini yapıyorlar. Daha sonra işte karla haritalar, Alaska, ondan sonra Güney Amerika mıydı? Öyle bir yer daha geliyor. İşte karlı yerler falan daha olacak. Farklı teslimatlar olacak. Bir de haritalar arasında geçiş yapılabilecek. Nasıl yani? O sert girdim. Neyse, zorlamayalım. Evet, tamam. Tamamdır. Ben ne diyordum? Bir şey anlatıyordum, unuttum ama ne? Şey anlatıyordum. Dediğim gibi haritalar arasında geçiş yapılabilecek. O ara deyince kafam gitti. Geçiş yapılabilecek. Yani mesela Alaska haritasında başlayıp diğer haritalarda da başka teslimatlar, mesela bu haritada olup da diğer haritada olmayan şeyler falan olacakmış. Bunlar da tabii güzel olan şeyler. Biraz daha şey yapsalar. Neyse, oyun çıktığı zaman zaten hepimiz neyin ne olduğunu öğreneceğiz, göreceğiz bakalım.
Sıkıntı yok o konuda. Yalnız şu anda bayağı onlu beşli şey alıyorum, hasar alıyorum. Burada birkaç kilometremiz kaldı. Şey, birkaç metre kaldı. Bu arada bu haritalar 1 kilometreyi 1 kilometreymiş ama yeni haritalar şimdi 4 kilometreyi 4 kilometre, yani 4 katına çıkmış. Bayağı iyi olmaz mı yani? 4 kilometreye 4 kilometre. Yani teslimatlar daha uzun yollar yapılabilecek. Şöyle yükümüzü boşalt diyelim. Teşekkürler, bu kadardı. Burayı tamamladınız diyor. Şimdi burası tamam. İkinci kereste fabrikamız burası. Şuradan tombik istasyonundan buraya getirmemiz gerekiyor. Başka da herhalde öyle bir şeyimiz yok. Vallahi yani bölümde isterseniz yani bu kadar olsun. Tam 30 dakika olmadı galiba ama 20 dakikayı geçtik birine geliyor. Evet arkadaşlar, bu bölümdeki teslimatlarımız da bu kadardı. Şu aracımızı bir şeye ışınlayalım. Garaja çekelim. Şöyle. En yakın garaja çektik. Bu aracımızda sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumları da yapmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar, yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı veya hangi haritayı oynamamı istediğinizi veya mod olarak ne istediğinizi bana söylersiniz. Ben de sizin isteklerinize göre karşılık veririm eğer yapabileceğim şeylerse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.